Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Yeni bir video, yeni bir açılım konusuyla karşınızdayım. Bugünkü açılımımızın konusu arkadaşlar, uzun zamandır yapmıyorum. Neredeyse bir senedir yapmıyorum. Ama herhangi bir önyargımdan veya yargılamamdan dolayı değil, sadece zaten aklımdaki kişi açılımlarında bu durumdaki ilişki tipleri de çıktığı için özel bir açılım yapmayı düşünmemiştim. Ama takipçilerimden gelen istek üzerine dedim yapalım. Arada neden olmasın, yapabiliriz. Sonuçta hiç kimse böyle bir durumda olmak istemez, üzülmek istemez arkadaşlar. Evet, bugünkü açılımımızın konusu yasak aşk yaşayan arkadaşlarımızın şu anki durumu nedir? Gelecekteki durumu nedir? Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane kart koyacağımız yer var. Burada sonuçta en az 3 kişiyi ilgilendiren durum var. 3 kişinin düşünceleri, şu anki durumları ve gelecekte olası durumlarıyla, yaşayacaklarıyla ilgili bilgi almaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, deste ses şeklinde yapacağız. Birinci destemiz Işık Kâhin tarot destesi ve filimizi koyuyorum. İkinci destemiz ise sihirbazların tarot destesi ve kaplumbağayı koyuyorum arkadaşlar. Burada videoyu durdurup destenizi seçtikten sonra videoya devam edebilirsiniz. Kanalımı takip edip kanalıma abone olup bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu Cumartesi veya pazar günü, ki önceden kanalımda yine duyuruyorum arkadaşlar, ve Instagram sayfamda da duyuruyorum. Saat 8-9 sıralarında sizlerden gelen soruları cevaplandırdığım soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Benimle iletişim kurmak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki WhatsApp numarasından mesajla bana ulaşabilirler dedikten sonra biz birinci desteğiyle başlayalım bakalım. Hadi bakalım, birinci desteği seçen arkadaşlarımızın durumları nedir? Önce tabii ki yine arkadaşlar biraz böyle yani dişiller ağırlıklı bir yorum yapacağım. Yani bu videoyu genelde dişiller izliyormuş gibi yapacağım arkadaşlar. Artık eriller de bu durumdaysa onlar da kendilerine göre hangi karakterde, hangi sıradaysa ona göre seçip dinleyebilirler. Şimdi burası bu videoyu dinleyen arkadaşlarımız için olacak. Burası iki kişi arasında kalan arkadaş için olacak ve burası da diğer kişi için olacak arkadaşlar. Tabii önce bu iki kişi arasında kalan, seçim yapamayan kişiyi seçelim bakalım. Şu anki durumu ne? Dara geldi. Şaşırdık mı? Hayır. Allah'ım Allah'ım. Ben yapamam, ben edemem, ben çaresizim. Şimdi yani fiziksel özellikleri tabii ki herkesten herkese değişir ama burada genelde nasıl diyeyim arkadaşlar? Söyleyeceğim inşallah. Eylem yapamama, İradesiz bir durum ve tavır sergileyen bir kişi diyebiliriz. Şimdi başlayalım. Şimdi sizi ve diğer üçüncü kişiyi seçelim bakalım. Bu sizsiniz. Bu da diğer üçüncü kişi. Arkadaşlar siz ise asistantra olarak geldiniz. Bakın. Ya burada büyük bir ihtimalle şu anda iletişiminiz yok. Bu desteği seçen yasak aşk içinde bulunan arkadaşlarım iletişimi yok. Siz çok kırgınsınız. Çok üzgünsünüz. Burada öyle bir şey ki bu karakter gerçekten saçını süpürge etmiş bir karakterdir arkadaşlar. Çok fazla emek vermiştir. Çok fazla uğraşmıştır. Yani bu kişiyi nasıl diyeyim, desteklemiştir aslında. İlişkiye çok fazla emek vermiştir. Abonozun sultanıdır. Aslında bir hüzün vardır zaten yüzünde, gözlerinde. Bu kişi aslında çok iyi bir ev hanımı olabilecek, evliliği isteyen, evliliği gayet
iyi çekip çevirebilecek birisi, şefkatlidir, güzel bir ruhu vardır. Büyük bir kısmınız için esmer diyebiliriz, esmersiniz, esmer olabilirsiniz ki fiziksel özellik değişir diyoruz ama güzel, güler yüzlü, güzel yürüyüşü olan, alımlı, bilge, sezgileri kuvvetli bir kadından bahsediyoruz. Yani burada sizsiniz bu arkadaşlar. Güzel ruhu, temiz duyguları olan, aslında aşık olunası bir kadındır ve kimseyi yarı yolda bırakmaz kolay kolay bu kişi. Evet, bu desteği seçen ve dinleyen arkadaşlarımın karakteri bu şekilde ve birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz arkadaşlar. Özellikle siz bu kişinin eylemsiz olmasından dolayı artık bezmişsiniz, bıkmışsınız ve sırtınızı dönmüşsünüz. Bakalım üçüncü kişiye. Üçüncü kişi de aslında çok farklı bir kişi değil arkadaşlar. Yakut'un sultanı çıktı. Bu kişi de masum bir hanımdır. Masum birisidir. Aile kurmaktan yana olan, ailesini çekip çevirmeyi seven, ailesi için uğraşan birisidir. Bu kişi kumral olabilir. Yine dediğim gibi fiziksel özellikler değişir. Sevecen, samimi, güven kokan yapısı sayesinde insanların kalbini kazanan birisidir ve güçlü kadındır. Yani gerçekten evi, ailesi için uğraşan bir kadın diye çıktı burada. Şöyle alalım. Bakalım. Şimdi her iki taraf da masum çıktı burada arkadaşlar. Yani hani bazen şey denir ya, bu yasak aşklarda birisinden birisi böyle fettandır, fenadır. Yani burada siz de öyle, karşıdaki kişi de öyle çıktı. Şimdi bakalım düşünceler ne? Şu anki, yakın geçmişteki, şu anki ve gelecekteki hepinizin düşünceleri için üçer kart seçeceğim arkadaşlar. İkisi de geldi, aldık, kabul ettik. Duygular ne? Yine hepiniz için. Niyetler ne? Buna bakalım. Sonrasında arkadaşlar, sizinle olası ortak geleceği ne bu? Yasak aşk yaşadığınız kişinin.
Evet, şimdi önce sizinle başlayalım. Evet, burada bir kupa ikilisiyle beraber, özellikle ilişkinin ilk başlarında. Bir kısmınız arkadaşlar bu kişinin evde olduğunu bilmiyor olabilirsiniz bir kısmınız için. Bir kısmınız ise şüpheleniyor veya bir şekilde öğrenmiş olabilirsiniz ama bu desteği seçenlerin geneli yani direkt karşıdaki kişi ben evliyim ya da işte benim uzun süren bir ilişkim var veya da ben nişanlıyım gibisine gelmemiş diyebilirim. Bu ilişki başlarken gerçekten çok büyük bir nasıl diyeyim güçlü bir duyguyla başlamış. Resmen aranızda hemen karşılıklı birbirine akan duygular olmuş ve dediğim gibi karşılıklı duygular söz konusu. Pardon. Hatta bir kısmınız ya işte hayattaki eşimi buldum. Sizin için geçerli arkadaşlar bu söylediklerim. Hayattaki ruh eşimi buldum. Eşimi buldum. Enerjilerindeymişsiniz. Geçmişte bu enerjilerdeymişsiniz, bu düşüncelerdeymişsiniz. Değnek şövalyesi ile beraber arkadaşlar dediğim gibi bu kişiyle şu anda iletişiminiz yok. Büyük bir kısmınızın iletişimi yok. Değnek şövalyesi ile onun size gelmesini bekliyorsunuz. Yani bir yani o gelirdi. Bu kadar uzatmazdı. Benim istediğim gibi. Belli çerçevede gelmesini istiyorum. Artık bana yalan söylemesini istemiyorum. Entrika çevirmesini istemiyorum şeklinde gelmesini bekliyorsunuz şu anki enerjilerde ve ama doğru düzgün bir şekilde gelsin diyorsunuz arkadaşlar. Düşünceleriniz bu. O gelecek bana ve birçok şeyi halledip gelecek. Halledip gelecek diye düşünüyorsunuz ama karşınızdaki kişi bir dare. Bu kişi ise bu sizi üzen, hakkınıza giren, işte kendi bağlı olduğu kişinin hakkına giren, karmalar yaratan kişi ise arkadaşlar neyse bu kişi özellikle büyük bir ihtimalle burada şunu sezdim. Sizden yana bir yara aldığını düşünmüş. Eğer tavır aldıysanız, sırtınızı döndüyseniz, aa bunu nasıl bana yaptı? Yani senden hiç beklemezdim. Sen bana saçını süpürge ediyordun. Benim için ölüyordun, bitiyordun. Nasıl arkanı bana dönersin diye bir şaşırmış. Sizin nasıl bu şekilde bir tavır aldığınızı anlamlandırmaya çalışıyor. Şu anki düşünceleri bu. Tabii ki arkadaşlar iki kişi arasında dengeyi tutturmakta zorlanmış bu kişi. Becerememiş. Bakın burada yani dengeyi tutturamıyor ve birçok bu desteği seçen birçok arkadaşım için şöyle bir şey. Bu kişi böyle çok işte çapkın gibi gelmedi. Belki de siz onun ilk böyle eşini ya da işte nişanlısını, sevgilisini aldattığı kişi olabilirsiniz. Bir acemi enerjilerde geldi diyebilirim. Zaten becerememiş. Çünkü burada diğer üçüncü kişi de bunun farkında. Sanki arkadaşlar bu desteği seçen arkadaşlarımızın yasak aşk yaşadığı kişiler böyle bir yuvasından iyice soğuduysa biraz böyle sizinle daha çok vakit geçiriyorsa geçmişte şu anki enerjilerde evet birbirinizle küssünüz ve tekrar ki ne kadar kötü bir şey arkadaşlar sizinle arası bozulduysa bile bu kişiyi aldattıysa ben aldatma aldatılma olayına beni tanıyanlar bilir çok çok karşıyım. Neden karşıyım? Ben ilişkiye şu şekilde bakarım. Birisiyle sevgin, saygın bittiyse bitireceksin. Dönmeyeceksin. Yok böyle bir şey. Yani şimdi sizinle arası kötü diye tekrar evine dönme durumu bana ters. Zaten eşiyle birlikteyken bir başkasıyla bir şeyler yaşaması ters. Yani her iki şekilde ters ve yanlış ve arkadaşlar dediğim gibi kul hakkına girme durumudur ve kul hakkına girdiğimiz yetmiyormuş gibi karmalar da oluşturuyoruz. Ve evet bu kişi sizinle arası bozulunca utanmadan bu sefer bu tarafa dönüyor. Ve yani evet zaten eşi veya nişanlısı, sevgilisi ben senin geleceğini biliyordum.
Aramızda sorunlar var, engeller var ama bunlar aşılacak. Biliyorum şu anki enerjisi bu. Şu an iletişimde belki aralarındaki sorunları, sıkıntıları konuşuyor olabilirler. Ve bunların çözebileceklerini düşünüyor ve eski halimize, o ilk baştaki duygusal halimize döneceğiz diyen bir üçüncü kişi var burada. Duygularınıza bakacak olursak, arkadaşlar siz gerçekten bu kişiyle aile kurabileceğinizi düşünmüşsünüz. Evlenip aile, yuva kurup ki dediğim gibi asistan da kesinlikle yuva kurmayı isteyen, evliliği çekip çevirebilecek enerjide birisidir. Masum enerjileri olan, evi, eşi, çoluğu, çocuğu için saçını süpürge edecek bir insandır. Evet, yani siz bu kişiyle evleneceğinizi, yuva kuracağınızı, hatta çoluk çocuk sahibi olacağınızı düşünmüşsünüz. Bunu hissetmişsiniz. Duygularınızda bu var. Yani ben işte evleneceğim kişi bu dediğiniz kişiymiş. Bu üçüncü kişi. Ama artık şu sıralar arkadaşlar ve yakın gelecekte siz de artık ondan çok emin değilsiniz. Onun duygularından emin değilsiniz. Duyguları değil sadece. Adım atma konusunda artık ona çok da güvenmiyorsunuz. Onun artık yalanlar söylediğini ve bir eylem, güçlü bir eylem, somut bir eylemde bulunabileceği konusunda çok fazla hissiniz kalmamış, bununla ilgili duygularınız kalmamış. Yani daha çok böyle kararsızlık içinde olabilirsiniz. Yani artık eskisi gibi düşünmüyorsunuz. Ha, onu düşünüyorsunuz, onu seviyorsunuz, özlüyorsunuz. Mutlu bir yuva kurmak istiyorsunuz ama eskiden daha farklı. O gelir bana olan düşünce sanki burada duygularda biraz daha azalmış diyebilirim. Evet, burada üçüncü kişi ise arkadaşlar sen benim dünyamdın diyor burada. Dünyası olarak sizi görüyor aslında. Bu tarafta çıktığı için diyorum arkadaşlar. Yani sen benim dünyamdın. Gerçekten seninle mutlu olabilirdik. Bir birlik olabilirdik. Tamamlanabilirdik. Yani bu büyük engelleri seninle atlatabilirdik ama sen bir şey yapsaydın atlatırdık. Sen bir şeyler yapmadın ki daha ne yapabilirdiniz bilmiyorum. Bana resti çektin hatta. O yüzden ben bu tarafa doğru gidiyorum. Böyle. Yani bu desteği seçen arkadaşlarım, bu kişi biraz böyle işte kolayına kaçıyor. Hadi, şu şeyleri söylemedik arkadaşlar. Burçları söylemedik. Bu desteği seçen arkadaşlarımız da Koç, zaten Değnek Şövalyesi çıktı. Koç, Aslan, Yay. Kupa şövalyemiz çıktı. Şövalyeler uçuyor ama kral olamamışlar şövalyeler. Akrep, Balık, Yengeç ve Boğa, Başak, Oğlak burcu. Özellikle burada arkadaşlar toprak grubunu vererek zaten burası emin oldu. Ya zaten elimin altında orası. Yani tapusu bende dediği yöne doğru yönelmiş diyebilirim arkadaşlar. Ama burada şu var. Yani benim için kim daha çok duygusal davranırsa, duygularını ortaya koyarsa, kendini ortaya koyarsa ben oraya giderim diyen bir enerji ama kendisi bir şey yapmıyor. Böyle bir duyguları var. Ya çok böyle evrilip çevrilen bir duygusu var. Evet, buradaki üçüncü kişimizse Aziz kartıyla beraber aslında geçmişte özellikle rahatmış arkadaşlar. Yani tapusu benim elimde diyen birisiymiş. Yani işte evliyse nikah cüzdanım benim elimde. Nişanlıysa zaten toplum tarafından ben duyuluyorum, biliniyorum. Uzun zamandır bir şeyler yaşadık. Bunlar yıkılamaz, bir emek verdik diye buna güvenen birisiymiş. Ama çok beklemiş yani böyle beklemiş sizinleyken bu kişi sizinle çok vakit geçirdiyse gerçekten gözü yollarda kalmış diyebilirim bir kısmınız için. Ama arkadaşlar bu kişi de gelecekte yani kalbi daha da kırılacak. Çünkü bu düşünceden çıkmadığı için halihazırda tabii ki kimse yuvasını veya emek verdiği
bir durumu olayı bitirmesi kolay değil ama burada gerçekten çok fazla bekleyen, halihazırda uzun vadeli planlar yapan birisi var ve bundan dolayı bekleme enerjisinde olduğu için ileride kalbi daha fazla kırılacak diye görebiliriz burada arkadaşlar. Niyet. Yani ben bütünleşmek istiyordum, tamamlanmak istiyordum, dünya evine girmek istiyordum, onunla bir olmak istiyordum diyen siz, niyetiniz oymuş. Şu anki niyetinizse bir şekilde bir kısmınız arkadaşlar gerçekten burada adalet kartıyla beraber burada mahkemedir aynı zamanda. Burada yasak aşk yaşadığınız kişinin mahkemeye gitmesini, boşanmasını istiyor. Bununla ilgili niyetlerde bulunuyor olabilirsiniz. Bir kısmınızsa ya artık bir bok, çok affedersiniz, bir şey olmayacak. İlahi adalete teslim ediyorum. Allah'a havale ettim. Ne olursa olsun enerjisinde olabilirsiniz. Evet, buradaki arkadaş. Buradaki arkadaşımızsa yani yasak aşkta her iki kişi idare etmeye çalışan arkadaş tekrar sizinle iletişime geçme niyetinde arkadaşlar. Tekrar bir iletişime geçelim. Sıfırdan bir başlangıç yapalım. Yeni sayfalar açalım enerjisinde. Ve diyor ki sen beni seviyorsun. Sen bana arkanı dönemezsin. O yüzden tekrar dengeyi tutturalım. Böyle bir niyeti var. Buradaki kişi ise arkadaşlar aslında zaten halihazırda bildiği, var olan eşi, nişanlısı artık her neyse bu kişinin kendisine gayet soğuk olduğunun farkında. Ayrıca arkadaşlar bu kişi yine burada çok özür dilerim biraz durduracağım. Şu araba geçsin ne yaptığını bilmiyorum ama geçsin öyle devam edeceğiz. Başladık mı? Başladık. Evet arkadaşlar. Evet Kılıç Kralı geldi burada. Kılıç Kralı bunu görmemişiz. Nedir arkadaşlar? Hava grubu Terazi, Kova, İkizler Burcu veya bu burcun enerjilerini taşıyan birisi. Burada evet arkadaşlar. Üçüncü kişi bu kişinin aslında kendisinden soğuduğunun, evliliğinden gittiğinin farkında. Geçmişten bu yana farkında. Hatta duygusal olarak, düşünceler olarak gayet cimri davrandığını, bencil birisi olduğunu ve sadece kendisini düşündüğünün farkında şu anki enerjilerde arkadaşlar. Bu kişi yani evet bunların farkında ama niyetinde halihazırda şey diyor. Evet üstümde çok fazla baskı var ama gelecekte de bunu öyle ya da böyle sürdürmeye devam edeceğim. İlişkinin devamı için bu yükü benim tek başına taşımam gerekiyorsa da taşıyacağım diyen bir üçüncü kişi var arkadaşlar. Evet durumlar bu şekilde. Bakalım yasak aşk yaşadığınız kişiyle sizin olası ortak geleceğinizde neler var arkadaşlar? Şöyle şu üçüncü kişiyi alıyoruz buradan. Şöyle. Siz ve o kalın bakalım. Baş başa kalın bakalım. Kozlarınızı paylaşın dermişim. Evet. Olası ortak geleceğinizde neler gözüküyor arkadaşlar? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum.
Allah Allah, bir büyücü geldi. Şaşırdım. Bir değişim dönüşüm getirip. Şimdi bu kişiyle olası ortak geleceğinizde Kılıç Prensi ve Münzevi geldi arkadaşlar. Evet, şu anda iletişiminiz olmayabilir. Özellikle yasak aşk yaşadığınız kişi şu anda kendi içine dönmüş. Ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüyor olabilir. Burada özellikle sanki siz sırtınızı dönmüşsünüz arkadaşlar. Sırtınızı dönen sizsiniz ki şöyle bir şey, siz sırtınızı dönmüşsünüz, o bekliyor. O sizin ona geleceğinizi, adım atacağınızı bekliyor diyebiliriz. Birisinden bir yardım alma durumu söz konusu. Çok fazla düşünüyor. Nasıl çıkarım? Ve sizi düşünmek istemiyor olabilir. Veya siz onu düşünmek istemiyor olabilirsiniz. Çünkü ikinizin, ama burada daha çok o sizi düşünmek istemiyor. Ama bir türlü aklından çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Sizin varlığınız, sizin hayaliniz onun beynini kemiriyor. Birisiyle dertleşiyor olabilir. Dertleşecek olabilir olası ortak geleceğinizde. Birisinden bir akıl fikir alma durumları söz konusu. Evet, önümüzdeki günlerde büyük bir yıkım gerçekleşecek arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle onun hayatında büyük bir yıkım, yıkılan kule, ani bir değişim ve dönüşüm söz konusu olacak onun hayatında. Bir dönem kapanacak, yeni bir dönem başlayacak diyebilirim. Burada büyücü kartı çıktı. Şaşırdım ya, Dare'ye büyücü kartı çıktığında. Bu kişinin içine imparator kaçmış arkadaşlar. Koç. Koç burcu enerjisinde olabilir. Bir özgüvene gelecek. Önümüzdeki günlerde yapabilirliği atacak. Ben yaparım, ben ederim. Yani arada engelleri, sorunları artık kaldırabilecek, bu sorunları çözebilecek güce ve enerjiye geleceğim diyecek önümüzdeki günlerde bu kişi. Evet, sizinle ikinizin arasındaki ortak gelecek arkadaşlar. Burada evet, daha önce yanlış yerlere gitmiştim, artık sana doğru geliyorum. Daha somut adımlar atacağım diyen birisi var ve burada bir zafer kazanma durumu söz konusu. Şimdi özellikle gizli saklı bir durum olduğu için önümüzdeki günlerde özellikle onun hayatındaki bazı şeylerdeki bitişten dolayı ve yeni bir sayfa açmasıyla birlikte sizin ilişkinizin de gündeme gelmesi ve topluma duyurulması durumları söz konusu arkadaşlar. Şeytan kartı ve para yedilisi. Şimdi özellikle etrafındaki bazı kişiler bu kişiye, ya bu kişi sana büyü mü yaptı, okudu mu, ne yaptı, ritüeller mi yapıyor, seni bağlamak için ne yaptı, işte yuvanı yıktın ettiğin gibisine konuşmalar yapabilir. Ama şöyle bir şey var. Para yedilisiyle beraber o diyecek ki, o bana çok fazla emek verdi. İlişkimize emek verdi, bekledi, sabretti. Bu şekilde cevap verecek. Bir kısmınız içinse arkadaşlar, bu kişi gerçekten sizden ayrılamayacak kadar, kopamayacak kadar zincirlerle bağlı diyebilirim. Burada bir Oğlak burcundan da bahsetmemiz söz konusu. Evet, şimdi İlerleyen dönemde arkadaşlar bir gelgitleri olabilir. Sonuçta kolay değil. Özellikle çevreden bu laflar gelince, çünkü dışarıdan müdahaleler var dedi. İlişkiye başkalarının karışması, etki etmesi durumu söz konusu. Bu biraz sanki sizi rahatsız edecek arkadaşlar. Bir böyle gitsem mi enerjilerinde olabilirsiniz. Bu durum onun elini kolunu bağlayacak. Ama her şekilde sen benim imparatoriçemsin diyecek. Bir şeyler evet gelgitli olacak ama sonra her şey o kadar hızlı gelişecek ki. Çok hızlı olacak arkadaşlar.
bu sıkıntılardan, engellerden sonra çok hızlı bir zaman dilimine gireceksiniz. Evet, İmparator kartı, İmparatoriçe kartı ve İmparator kartı zaten burada var. Yani burada bir ruh işliliği durumu da söz konusu olabilir. Birbirinizin dengiz durumları söz konusu ve artık yani bütün sıkıntıları arkanızda bırakacaksınız. Bu desteği seçen arkadaşlarımın olası ortak geleceğinde bütün dertler, sıkıntılar arkada kalıyor arkadaşlar. Güneş kartı doğuyor. Her şeyin yoluna gireceğini, sıfırdan yeni başlangıçlar yapılacağının müjdesini veriyor Güneş kartı. Evet, şimdi siz ne yapmalısınız? Şöyle dakikaya bakıyorum da çok hızlı 3 kart olarak siz ne yapmalısınız? Bu kişiyle ilgili nasıl davranmalısınız? Buna bir bakalım, soralım. Birinci desteği seçen arkadaşlarım ne yapmalı? Bu kişiyle ilgili. Arkadaşlar çok düşünüyorsunuz. Bu kadar düşünmeyi bırakmanız lazım. Ve kaygı çalıştırıyorsunuz. Enerji akıtıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli onu düşünerek enerji akıtıyorsunuz. Bu akıttığınız bakın nasıl ama yani kartlar nasıl senkronize geliyor. Arkadaşlar düşünüyorsunuz, 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 kaygılanıyorsunuz. Buradaysa Osho diyor ki zihinsiz kalmalısın. Zihinsiz ol. Düşünme. Ona enerji akıtma. Ona enerji akıtırsan tabii ki o kişi aldığı enerjiden dolayı ne yapacak arkadaşlar? Sizinle size bir adım atma gereği duymayacak. Bakın ne kadar çok düşünürseniz o kadar başarısız olursunuz. Kaygı kartı aslında bu kaygıdan biraz uzaklaşmayı da anlatır. Bakın fırtına uzaklaşıyor aslında. Aydınlık doğuyor şuraya. Kaygıdan uzaklaştıkça cennetin kapısını açacaksınız dedi. Birinci deste yapmanız gereken düşünmeyi bırakın. Zihinsiz kalın bu kişiye karşı. Biraz enerji akıtmayı bırakın. Biraz değil çok enerji akıtmayı bırakın. O zaman cennetin kapıları size açılacak. Şimdi geldik ikinci desteğe. Nerede ikinci destemiz? Burada. Önce sizi seçelim bakalım. İkinci desteği seçen arkadaşlarımın şu anki enerjileri hangi durumda? İkinci desteği seçen arkadaşlarım bakalım. Selçuk Asya. Oo. Güzel. Üçüncü kişi, bu ilişkideki üçüncü kişi hangi enerjilerde bakalım? Ay, ay, asranta çıktı. Evliliğim için saçımı süpürge ederim diyen bir kişi. Bakalım şu iki kişiyi idare etmeye çalışan kişi hangi karakterde çıkıyor, hangi enerjilerde? Aral çıktı. Bak Allah'ın işine. Şimdi Aral arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi esmer. Genç diyebiliriz veya olgun da olsa biraz böyle havai hareketleri olabilir. Genelde sadıktır, bağlı bir kişidir. Ailesine de düşkün görünen birisi arkadaşlar. Yani demek ki şöyle bir şey var. Bu kişi iki kişi arasında kaldıysa gerçekten aşık oldu diyebiliriz. Ailesi için çalışan, zeki, sert bir kişidir. Bu kişinin maddi durumu büyük bir ihtimalle iyidir. Bilime, paraya, eğitime ilgisi olan, önem veren birisidir. Ve yani ilgili davranır. İyi davranır zaten bakın. Gayet de ilgili sizinle. Size doğru. Selçuk Asya nasıl birisidir? Şimdi Selçuk Asya nasıl birisidir dediğimizde gerçekten Selçuk Asya görünüş itibariyle çok güzel. Bir ortama girdi mi kendini hissettiren, kendini hemen fark edilen,
Zaten Yakut'un hanımıdır. Pırıl pırıl parlar. Süslenmeyi, güzel giyinmeyi, şık giyinmeyi seven ve zaten istese de bu şekilde olamayan, ne giyse yakışan birisi. Koyu kumral diyebiliriz. Tabii hepiniz için geçerli değil. Ve yani destede Yasak Aşk'taki kadını temsil eder. Bu kişi, yani siz, bu desteği dinleyen, bu desteği seçen arkadaşlarım için diyebilirim ki siz aslında bu hayatta ne isterseniz elde edebilecek birisisiniz. Evet. Ya da bu enerjiye geldiniz şu anda arkadaşlar. Daha önce belki bu enerjide değildiniz. Şu an bu enerjide olabilirsiniz. Ve üçüncü kişi asistanta. Evet. Abanozun sultanı, zaten abanozun sultanı biraz hüznü içerir arkadaşlar. Evliliğine hakim olan şefkatli, iyi ve güzel ruhlu bir kadını temsil eder. Esmer olabilir. Tabii fiziksel özellik her zaman değişiyor. Güzel yürüyüşlü bir kadındır. Sezgileri kuvvetlidir. Ve kimseyi yarı yolda bırakmak istemeyen bir enerjisi var diyebiliriz. Pekala, devam edelim. Hepinizin üçünün de düşüncelerine bir bakalım sizin. İki kişi arasında kalan kişinin ve üçüncü kişinin şu anki düşünceleri nedir bu durumla ilgili? Ya da birbirinizle ilgili. Ama burada ikinci deste, birinci destede arkadaşlar dara çıkmıştı ve daha çok üçüncü kişiye yönelmişti. Buradaysa aral çıktı ve bu desteği seçen arkadaşlara yönelmiş. Sizse arkadaşlar sırtınızı dönmüşsünüz, arkanızı dönmüşsünüz. Şöyle göstereyim, kendimi tutmuşum. Ama ona da bakıyorsunuz, merak ediyorsunuz, ne yapıyor, ne ediyor. Hadi devam edelim. Düşünceler, bir duygular için sihirbazların tarot destesinden alalım. Niyetlere bakalım. Hepinizin niyeti ne bu durumla ilgili? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Azize, dedim ya, şu an bu enerjiye gelmiş olabilirsiniz. Daha önce Azize'ymişsiniz arkadaşlar geçmişte. Yani siz aslında bu kişi size gelsin, etsin ya da onu baştan çıkarayım, şöyle yapayım, edeyim gibisine hiçbir şey yapmamışsınız. Bu desteği seçen arkadaşlarım da öyle çıktı arkadaşlar. Şimdi, evet, sizin düşüncelerinize baktığımda dediğim gibi Azize olarak, yani
Siz bir çaba harcamamışsınız. Bir çaba içine girmemişsiniz aslında. Ama kılıç üçlüsüyle beraber burada sanki çok fazla böyle yalanlar, dolanlar söylenmiş. Çünkü burada kılıç üçlüsü duygularınızın çok fazla hasar gördüğünü, çok fazla üzüldüğünüzü söylüyor. Ama sizin kişiliğinizde, karakterinizde öyle bir şey var ki ben çok çabuk toparlanırım, ben imparatoriçe enerjisine çok çabuk gelirim diyen arkadaşlarımız var. Şimdi burada yıldız kartıyla direkt bir kova burcunu aldık arkadaşlar. Aslan, koç ve yay burcu var. Boğa, başak ve oğlak burcu. Şöyle bakıyorum. Başka bu burçlardan olabilir veya bu burçların enerjilerinde olabilir. Evet, şu anki enerjilerinizde, düşüncelerinizde ben imparatoriçeyim. Bana geleceksen tam gelmelisin. Yarım yamalak değil, yalanlarla dolanlarla değil. Bana tam ve net gelmelisin. Yani burada bir kısmınız arkadaşlar arkadaşlarınızla akıl fikir alışverişinde bulunmuş olabilirsiniz. Ve bir kısmınızsa şundan eminsiniz arkadaşlar. Yani o bana gelecek ve somut adımlar atacak. Bunun düşüncesi içerisindesiniz. Yani zaten o beni seviyor. O bana ben onun imparatoriçesiyim diye de düşünüyor olabilirsiniz ki zaten burada da öyle bir şey var. Yıldız kartı çıkmış. Evet arkadaşlar, yıldız kartıyla beraber gerçekten burada bir barışma isteği var. Sizinle barışmak istediğini söyleyebilirim ki burada demek ki dediğim gibi bir küslük, bir iletişim kopukluğu olabilir. Sizinle huzur içinde olmak istiyor çünkü sizde huzuru bulduğunu söylüyor. Huzur sensin diyor arkadaşlar. Sen benim şansımsın. Seninle çok rahat konuşabiliyorum. Seninle her şeyi paylaşabiliyorum. Yani sen benim belki bu hayattaki son şansımsın diyen birisi var. Ve şu anki enerjilerde seni çok özlüyorum. Sizin yokluğunuzu çok hissediyor. Yani ben gerçekten ona ne kadar çok fazla değer veriyormuşum ve çok özledim diyen bir üçüncü kişi var burada. Ve aslında böyle planlar yapıyor. Bir şekilde kendi kendine bazı kafasında sorunlar, problemler var. İki tane problemi olabilir. Bunların birini halletmiş olabilir. Birini de halledip ben sana geleceğim diyen birisi var. Üçüncü kişiye bakacak olursak, üçüncü kişi özellikle geçmişi düşünüyor. Geçmişte yaşamaya devam ediyor. O ilk sıra eğer eşi ise evlendiği zamanları düşünüyor. Nişanlısıysa ilk başlama zamanlarını düşünüyor olabilir. Biz gayet iyiydik, gayet birbirimize yakışıyor, mutluyduk. Birlikte iyi vakit geçiriyorduk. Ne oldu? Şu anda bu durumda diyebilirim arkadaşlar. Burada bir değnek konusuyla beraber gerçekten çok fazla baskı altında kalan, mücadele etmiş. Ama ben artık bu mücadeleden çok yoruldum. Çok yara bere aldım, kalbim kırıldı diyen bir üçüncü kişi var ve sürekli geçmişi düşünüyor. Yani sürekli geçmişin tekrar geri geleceğini düşünen bir üçüncü kişi var arkadaşlar. Duygulara bakacak olursak, evet, kılıç üçlüsüyle sen beni aldattın, sen beni kandırdın, sen bana yalanlar söyledin, sen beni bana anlattın, anlattın, oyaladın bir şeyler diyen birisiniz siz. Evet, burada siz bunları hissediyorsunuz. Artık sanki duygudan ziyade ben evet zamanında çok duygusal davrandım ama artık mantıklı davranıyorum, düşünüyorum. Ya düşünüyorum, bu adam işte ciddi bir adım atmıyor. Geleceğe dair ne gibi bir şey vaat edebilir? Yani bir adım atsın, bir somut bir şey versin. O oturduğu yerde oturuyor, sadece düşünüyor, konuşuyor, başka bir şey yapmıyor. Duygularınız bu arkadaşlar. Yani sanki ah ben onu çok seviyorum, ben onu özledimden ziyade bunları hissediyorsunuz. Onun duygularına bakacak olursak sen benim dünyamsın diyor. Ben seninle bütünleşmek istiyordum diyen birisi.
Büyücü kartı birinci destede de geldi. Çünkü gerçekten çok büyük engeller ve problemler var. Bu destede de öyle. Yani ben bu engelleri ve problemleri çözerim, hallederim. Mucize gerekiyorsa bunu da yaparım. Gelirim hissiyatında. Hisleri bu şekilde. Ben tekrar seninle beraber hoş vakit geçirmek istiyorum diyor. Buradaysa, evet, üçüncü kişi ise arkadaşlar yani bir evliliğini gözden geçiriyor sanki. Şöyle geçmişten bugüne bir böyle durumları kontrol ediyor. Ya ben neleri anlamamıştım? Yani bu kişi beni aldatmış, kandırmış, aldatmış, yalanlar söylemiş. Ben anlamamışım. Aslında işte geçmişe dönüp bakıp şey düşünüyor olabilir. Yani ya bak bana bunu demişti ama demek ki böyleymiş gibi bir şeylerin farkına vardığı zaman geçiriyor. Duyguları bu yönde. Ve şunu diyor, ya evet diyor, duygusal hayatımızda zorluk var diyor, evliliğimde ilişkimde zorluk var diyor, engeller var ama diyor bu engelleri aşabiliriz sanırım diyor. Bir kısmınızın yasak aşk yaşadığı konum ve durumda üçüncü kişi arkadaşlar bir evi terk edebilir veya ortak yaşanan mekanı terk edebilir. Ama burada tamamen terk etme değil de sanki ya bak ben gidersem ne olursun gibisine bir blöf şeklinde diyebilirim. Evet, geldik niyetlere baktığımızda Tılsım Şövalyesiyle ya bir adım atsam mı? Yakın geçmişte böyle bir düşünceniz olmuş olabilir ama bir vazgeçiyorsunuz. Yani o mahkeme falan açmalı, o bir şeyler yapmalı, o eyleme geçmeli. Artık bu aramızdaki sıkıntıyı bitirecek bir adım atmalı. Bir kısmınız için yani gerçekten bir mahkeme durumları söz konusu olabilir. Ve beklemeye karar veriyorsunuz. Ya tamam, bekleyeyim bakayım. Ya ondan bir adım gelecek mi? Şimdi yasak aşk yaşadığınız kişi ise durumu ve kendisini bir savunmaya girme durumlarında. Ben diyor nasıl savunurum? Bunları düşünüyor. Yani bu durum ortaya çıkarsa nasıl savunurum ve kaderimde yeni bir başlangıç, sıfırdan bir başlangıç var. Niyetinde bu var. Evet, yeniden başlayacağım. Yeniden sıfırdan bir adım açacağım. Yeni bir sayfa açacağım. Bu benim kaderim diyen bir yasak aşk yaşadığınız kişi var. Değnek kralı üçüncü kişi için çıktı. Bir kısmınız için arkadaşlar bu kişinin, üçüncü kişinin hayatına biri girebilir. Bir onu böyle kararsız bırakabilir. Duyguları bir gitgeller yaşayabilir. Bir kısmınız içinse yani gel yani gelir ya beni seviyor, bana aşık, bana tutkulu diye düşünürken şu anki enerjilerinde bir emin olamama durumu var. Yani ne ondan emin olabiliyor ne kendinden. Ve önünü göremiyor arkadaşlar. Evet, bir belirsizlik içinde kaybolmuş diyebiliriz üçüncü kişiler. Şimdi olası ortak geleceğinize bir bakalım. İkinizin arkadaşlar olası ortak geleceğine bakacağım. Şurada şurayı alıyoruz ve ikiniz kalıyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu desteği seçen arkadaşlarımın olası ortak gelecekle ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Bu da geldi. Aldık, kabul ettik. Kılıçası. Ve devam edelim bakalım.
Evet, önümüzdeki günlerde bir belirsizlik devam edecek arkadaşlar. Siz ona güvenmekte biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Emin olamayabilirsiniz haklı olarak onun davranışlarından, hareketlerinden. Ama burada birisinin arkasını dönüp gelmesi var. Duygularıyla gelecek hem de. Daha önce bu kişi duygularından çok fazla bahsetmediyse, çok fazla size duygularını söylemediyse bu kişi duygularıyla gelecek diyebilirim. Evet, siz özellikle onun duygularından bugüne kadar emin olmamış olabilirsiniz ama önümüzdeki günlerde olası ortak geleceğinizde bu kişi duygularını açacak size ve duygularıyla ilgili kesinlikle aklınızda şüphe bırakmayacak itiraflarda bulunabilir. Evet. Artık enerjisini maddi manevi olarak sanki böyle sizden kısmış, size vermemiş. Bu konuda cimrilik yapmış olabilir. Duyguları konusunda cimrilik yapmış olabilir. Bir dolunay veya yeni ay ile beraber size doğru geliyor diyebilirim arkadaşlar bu kişi. Evet, çok hızlı ilerleyecek arkadaşlar. Bir teklifle bile gelebilir diyebiliriz olası ortak geleceğinizde. Sizi ve ilişkisini dışarıdan gelecek olan kötülüklere karşı koruma enerjisinde bir koruyucu durumları da söz konusu. Kesinlikle bakın, burada da Kupa Şövalyesi geldi. Burada da tekrar iletişime geçip ciddi ve duygusal bir teklifle geliyor arkadaşlar. Ama şartlar ve dışarısı çok uygun değil arkadaşlar. Çok fazla kişiye hesap vermesi gerekecek ve yorgun düşecek, mücadele edecek. Bayağı bir kavgası, dövüşü var ve nasıl halledeceği konusunda net karar veremiyor ama gelecekte ben bir mahkeme durumlarının olacağını söyleyebilirim. Kartlar bunu söyledi. Ölüm ve şeytan kartı geldi. Evet arkadaşlar, burada bir negatif enerjiler söz konusu olabilir. Negatif enerjilerden dolayı bir kısmınız birbirinizden ayrı kaldıysanız, çok fazla inişler çıkışlar yaşadıysanız artık bu etkiler tamamen ortadan kalkıyor. Yeni bir dönem başlıyor. İkilemler son buluyor diyebilirim. Burada ama dikkat edilmesi gereken bir konu var arkadaşlar. Herkese hak ettiğini hak ettiği şekilde vermeniz önemli. Böylelikle ne kul hakkı yemiş olursunuz ne de karma yaratmış olursunuz. Lütfen diğer kişileri mağdur etmeden bu durumları çözmeye çalışalım. Tabii ki bu sizin elinizde olmayabilir. Özellikle yasak aşk yaşadığınız kişiye de bunu bir şekilde anlatmalı veya yaptırmalısınız. Nasıl davranmanız lazım bu kişiyle mutlu bir ilişki yaşamak için, mutlu bir beraberlik yaşamak için veya bu kişiye nasıl davranmanız lazım? Direkt böyle sorarım. 3. Çok ilginç geldi aslında burada. Her iki destede de, her iki kişi de gayet böyle masum olan taraflardı bu kişi dışında. Yani hani bazen ay o cadı, bu cadı falan deriz ya. Hiç öyle şeyler çıkmadı. Masum olan tek kişi oydu. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir sihirbaz ve ayna. Burada kendinizi şifalandırmanız önemli ve hayatınızı sizin şekillendireceğinizi unutmayın arkadaşlar. Bir karar verip bu kararın arkasında durmanız önemli. Strateji oluşturmalısınız. Yani benim adımım bu olur, karşılığı ne gelir gibisine bir strateji belirlemeniz, verdiğiniz kararların arkasında durmanız çok önemli. Yin Yang kartı çıkmış. Yani bu kişiyle bir bütünsünüz arkadaşlar. Burada bir kısmınız için ruh eşliliği durumu söz konusu olabilir. Yine ama siz iyi niyetli ve pozitif düşünürseniz sizin için mucizeler gerçekleşecek.
Vicdan kartı çıktı arkadaşlar. Vicdanla ilgili bir durumunuz varsa, vicdan azabı duyuyorsanız bunu şifalandırmalısınız. İşte şifalandırıp kendi düşüncelerinizi ve duygularınızı arındırıp ona göre pozitif düşünürseniz her şey sizin için bu kişiyle hayırlı olacak dedi. Çünkü zaten bir tamamlanma söz konusu. Büyük bir kısmınız için siz birbiriniz için yaratılmış birbirinizle o yüzden karşılaşmışsınız diyor kartlarım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.